Acun Doğuzkan'ın felsefe, sosyoloji, tarih gayri programı Altan Çetin ve Çetin Usta'nın yepyeni bölümü 12. bölümüyle yeni bir konuyla karşınızdayız. Öncelikle programımızın isim babası olan değerli hocam Altan Çetin hocama merhaba demek istiyorum hocam. Merhaba Anıl Bey, nasılsınız? Çok şükür hocam, memleket kadar işte eyvallah, iyi. Eyvallah. E, herkese nasılsınız? herkese sağlık diliyoruz öncelikle. Bu salgın günlerinin geçmesini temenni ediyoruz ve bol okumalı, bol düşünmeli günler temenni ediyoruz. Ben de e, devam ediyorum e, aynı şekilde. Bakalım inşallah bu günler geçer de normale döneriz. Umudundayız. E, i̇nşallah. Hocam, i̇nşallah hocam e, bu normale evet. dönme sürecinde sizlerin bu emekleri Eminim ki izleyen hepimizin derde, hep beraber derde, hep beraber düşünceyi e, paylaşmaya gayret e, ediyoruz Şey bıraktı hocam ya. Hani İnşallah. İnşallah. E, Faydalı hocam, olsun temennimiz o biliyorsunuz. Eyvallah hocam. Bilmez biz yani zaten onunla... o yüzden bu işte uğraşıyorsunuz. Onu da çok e, iyi valla. biliyorum. hep beraber uğraşıyoruz eyvallah. E, hocam bir önceki bölümde yani Maverdi bölümümüzün sonunda 12. bölüm için artık maalesef evet. biz bir doğu bir doğu bir batı <laughs> e, evet. düşünürü üzerinden gidiyorduk. Bu bölüm içinde de Walter Benjamin'in tarih felsefesini konuşacağımızı 12. Evet. bölümde söylemiştiniz. Ben sözü daha da uzatmayayım hocam. Size bırakayım. Walter Benjamin Üstad'ın, ustanın fikirleri bu konuda. Nasıl hocam? Evet. Buyurun. Tabii Acında Us kanalının değerli takipçileri, izleyicilerimiz. Tarih bizim biliyorsunuz kimliğimizin, şahsiyetimizin, varoluşumuzun en temel meselelerinden biri. Herkesi bir yerinden aslında alakadar eden bir mevzu. E, tarih dediğimiz zaman da geçmişle tabii e, irtibatlanıyoruz. Ama geçmişle nasıl bir irtibat bu? Övünerek mi? E, söverek mi? Bağlanarak mı? Koparak mı? E, organik bir bağ mı bu? Yoksa suni bir bağ mı kuruyoruz? Geçmiş bizim bugünümüzde, şimdimizde ne, e, nerede bulunur? Bulunur mu? İşte bütün bu soruların e, tarihle irtibat kurma tarzımızın e, nasıl olacağı, Tarihin ya da geçmişin şimdiki zamanda nasıl kendisini göstereceği hususunda soru soran ve cevap arayan önemli düşünürlerden biri de Walter Benjamin. Walter Benjamin tabi Dünya Savaşı yıllarında İspanya'da Portobog'dan kaçmaya çalışırken bu Nazilerin baskılarından intihar ederek hayatına son veren önemli bir felsefeci düşünür. Ve pek çok e, eseri e, ölümünden sonra e, düşünce hayatında e, ortaya e, döküldü, e, konuşuluyor, tartışılıyor. Gerçekten de e, düşünmesi lezzetli bir adam Walter Benjamin. Okuması da öyle. E, biraz içine girdikçe, intikal ettikçe daha da kendisini e, açar e, bir şahıstır. Biz bugün tabii onun e, işte bu tarih, e, şimdiki zaman, şimdiki zamanı kurtarmak dediği o şey... Onun yaşadığı çağ tabi e, Nazilerin Stalin'le bir şekilde anlaştığı e, ciddi bir e, baskının olduğu e, artı Nazilerin e, bir anlamda faşist baskılarla e, efendim özellikle Yahudiler üzerinde e, ciddi bir takım e, faaliyetlerinin tutumlarının olduğu bir dönemde e, kendince e, geçmiş üzerinden şimdiyi e, ve geleceği aslında e, ...görmeye çalışıyor e, ve bu anlamda e, geçmişle aslında bize e, kurabileceğimiz bir ilişkiyi e, materyalizm, tarihi materyalizm, mesihçilik ve idealizm e, gibi birbiriyle çok da bağdaşmayacak gibi görülen hususları bir araya getirerek aslında bir problemi çözmeye çalışıyor, e, belki açıklamaya çalışıyor... Ee, Marx ve Hegel çizgisinde hem e, eleştiri getiriyor hem onlar üzerinden e, bir tasavvur oluşturmaya çalışıyor. E, böyle bir bakış açısı var Walter Benjamin'in. E, ve gerçekten e, bakın diyor ki geçmişi tarihsel olarak kurmak onu gerçekten olmuş olduğu gibi tanımak değil. Geçmişle kurduğu ilişkiyi anlatıyor burada. Tehlike anında birden parlayı veren anıyı ele geçirmektir. Yani o geçmişte Tehlikenin oluştuğunda bir e, parlama var ve o anı işte o anıyı ele geçirdiğiniz zaman şimdiyi kurtarmanız, kültürü kurtarmanız ve geleceğe bu anlamda gidebilmeniz mümkün. Bakın orada e, tarih üzerine tezler diye belki son çalışmalarından biri olarak yaptığı e, o tezlerde e, bir bölümde Nietzsche'den bir alıntı yapar e, Benjamin ve tarihi gereksiniyoruz. Ama bilginin bahçesinde aylak aylak gezinen bir şımarığınkinden farklı bir biçimde diye Nietzsche'nin Tarihin Yaşam için Yararı ve Zararı üzerine e, isimli eserinden ki biz bunu daha önce Acun Davuz kanalında konuşmuştuk. E, e, ve diyor ki o Nietzsche'den alıntı yaptığı bölümde Tarihsel bilginin öznesi kavga eden, ezilen sınıfın kendisidir. Bir kere e, bu anlamda tarih yapıcı grup olarak e, onun e, gördüğü özne bu. E, ve Marx da bu sınıf özgürlük hareketini kuşaklar boyunca ezilmiş olanlar adına tamamlayan, öz alan, köleleştirilmiş son sınıf olarak ortaya çıkar diyor. Ve Spartaküs hareketiyle kısa süre için bir kez daha gerçeklik kazanacak olan bu bilinç e, sosyal demokrasiye ki eleştiriyor bunu. Eskiden beri itici gelmiştir diyor. Yani onun geçmişle ilişkisi bu anlamda bu Spartaküs hareketinin sembolize ettiği imge ve ezilmiş olan e, kuşakların yeniden e, o tarihte parlayan anda yaptıklarını aslında e, bir kaplan pençesiyle e, alıp o ışığı bir anda görüp Mesihçi bir e, güçle Mesih nasıl bu anlamda e, yeniliyorsa, parçalanmışı bütünlüyorsa ve bu anlamda kötülüğün üstüne e, geliyorsa e, Benjamin de geçmişle böyle bir ilişki kurmamızın e, gerekliliğini söyler, anlatır bize. Ve der ki tarih yerini bağdaşık ve boş zamanın değil, bunu evrensel tarihçiliğin, historizmin yaptığını düşünüyor. Ama şimdiki anmanın oluşturduğu bir kurgulamanın nesnesidir. Örneğin bakın burası çok açıklayıcı ve anlayış anlaşılır kılıyor aslında Benjamin'i. Robespierre'e göre Roma şimdi ile dolu olan ve kendisinin tarihin akışı içerisinden zorla koparıp aldığı bir geçmişti. Bakın Roma bir geçmiş ama şimdi ile irtibat halinde olan bir geçmiş. Yani tam anlatmaya çalıştığı şey, tam anlatmaya çalıştığı şey de bu işte. Yani biz geçmişte nasıl bir irtibat kuracağız? Fransız devrimi diyor. Kendini geri dönmüş bir Roma sayıyordu Eski Roma'yı tıpkı modanın geçmişe karışmış bir giysisinin alıntılanması gibi anlatıyordu diyor. Yani biz de kendi tarihimiz açısından baktığımızda Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılarla fikri bir takım ilişkiler içine giriyoruz. Bu ilişki bizim için romantik bir anlatı birbiri arasına bağlanmış olaylar zinciri midir? Yoksa bugünümüz, şimdimiz adına bize anlam ve değer katacak bir takım e, esaslı o e, kırılma anlarını e, ve onların dinamiklerini kavradığımız bir gerçeklik midir? Bu Robespierre ve, e, ve Roma örneği çok önemlidir bence çok anlaşılır kılıyor yani e, adeta Benjamin'in tarih felsefesini çünkü bakın bir filozof e, tarihe bakarken bir tarihçi gibi bakmaz e, bu yüzden de tarihçileri eleştiriyor zaten kendi içerisinde ama bir filozofun tarihe bakarken bir gayesi vardır. Onun genel felsefi çerçevesi içerisinde bir yere oturur o e, tarih okuması ve bir amacı vardır. Bu bu anlamda e, Fransız Devrimi kendini geri dönmüş bir Roma sayıyordu dediği şey aslında onun e, o içinde yaşadığı Hitler'in çıktığı, efendim Mussolini'nin olduğu, Stalin'in olduğu bir dünyadan başka bir dünyaya geçiş için geçmişle ilişkiyi kuruş tarzı ki bu anlamda Benjamin'in e, tarih kavrayışının öznesi tarihsel maddecidir. E, aracı Mesiyanizm ya da teolojidir. Yani maddeciliğin bu anlamda ki onun bir örnek verdiği bir satranç tahtası örneği vardır kitabında. Orada bir e, efendim kuklacı vardır. Satranç oynar ve aşağıdan da bir cücenin o kuklayı aslında yönettiğini söyler. Yani bu anlamda e, maddeci, tarihsel maddeci olan o kuklacı... Aslında sınırları çizilmiş bir alanda teviye o cüce tarafından yönetildiğinin fark edip bu konformizmden belki çıkması gerekendir. Ve zamansa yani Benjamin'in kurtarılması gereken, uğruna kefaret ödün ödenmesi gereken zaman şimdiki zamandır. Yani geçmiş tıpkı Roma'nın Fransız devrimini bir anlamda o geçmişin yeniden şimdi olmasıyla canlandırması gibi dolayısıyla bu mesiyanik teolojik bakış şimdiki zamanı tarihsel maddeci tarafından kurtaracaktır, kurtarılacaktır. Bu anlamda toplumsal hafıza tarihle bir bağ kurar. Tarihin galip gelenlerinin değil, ezilenlerin gözüyle okunduğu geçmiş nostaljisini şimdiki zamanın eleştirisi için bir yöntem olarak kullanan ve bir kurtuluş devrim vadeden bir tarih anlayışı ortaya çıkıyor. Ve historisizm, tarihselcilik eninde sonunda bir evrensel tarihe varır ki maddeci tarih yazımının yöntem açısından belki de bundan en önemli ve belirgin özelliği bu evrensel tarihten ayrılır. Çünkü onun kuramsal bir donanımı yoktur ona göre. Yöntemi bir toplamadır, homojen ve boş zamanı doldurmak için olgu yığınları devşirir diyor. Bu evrensel tarihçilik için. Dolayısıyla Benjamin'de olansa şudur. Değerli Acında uz izleyicileri. Bir geçmiş imgesi vardır. Ve bu geçmiş imgesi kültürel zenginlik adı altında böyle dehşete kapılarak bakacağınız bir kökene sahip olduğu ve sadece dehaların değil o sırada Adı bilinmeyen sıradan insanların da katlandığı bir külfetlerle oluşmuş bir kültürdür bu, bir geçmiştir e, ve Benjamin geleneği e, bu anlamda e, bir e, konformizmin elinden kurtarmayı ister aslında yaptı o yani geçmiş bu anlamda bir konformizmden kurtarılmalı ve tarihsel maddeci tarihin havını Tersine doğru tarayacak ve başka bir deyişle bir barbarlık belgesi olan kültür ürünlerinin oluşumda yer alan adı sanı bilinmeyen insanların külfetlerini hatırlayacak. Bu anlamda bir tarihi şimdiyi kurtaracak diye bir bakış açısı var ki bu anlamda kültürü konformizmin elinden kurtarma görevi tarihsel özneye yani tarihsel maddeciye kalıyor ki Mesih'e benzetiliyor bu. Mesihçi bir davra, tavra benzetiliyor ki o anlamda Mesih nasıl bir kurtarma işlevi görüyorsa tarihsel maddeci bu anlamda onunla birleşerek şimdiki zamanı o konformizmin elinden kurtarır. Ve burada tabi kullandığı bir sembolizm var. Melek sembolizmi. Biz burada bu meleği, tarih meleği dediği şeyi kitabımızın, çalıştığımız bu konudaki kitabın kapağında da kullanmıştık. Bu Paul Klee'nin tablosundaki e, tarih meleğidir. Bunu hep yanında taşıdığı söyleniyor. Şu anda İsrail'de bir müzede olduğu söylenir bu tablonun, Paul Klee'nin bu tablosunun. Ve bu e, melek e, arkaya doğru bakıp ileri doğru sürüklenen bir e, efendim yapıyı e, simgeler. Ve onun tabiriyle melek büyük bir olasılıkla orada kalmak, ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeniden bir araya getirmek ister der Benjamin. Parçalanmış olanı bir araya getirmek. Yani tarih meleği geriye bakıyor. Neden? Çünkü sahip olduğumuz, gerçekten sahip olduğumuz tek şey geçmiş. Yani tarih. Geleceği bilemiyoruz. Ona sahip de değiliz. Onu sadece düşlüyoruz, tahayyül ediyoruz, tasavvurlarımız var. Ama bize bunu yapmayı sağlayacak güçler nereden geliyor? Geçmişte. Onun için melek geriye bakarak ilerliyor e, ve gelecek farklı olasılıklar taşıdığı için e, tek elimizdeki imkan, tecrübe imkanı e, geçmişe bakarak e, ancak söz konusu olabilir. E, bize kalıntılar bırakmıştır bu geçmiş ve geçmiş hayatımızda maddesel olarak mevcuttur. Bizde yaşar aslında. E, yani çevresinde herhangi bir şeyi görebilmek için tarih meleğinin ancak geçmişe bakması gerekiyor. Onun için tarih meleği geçmişe bakar fakat ilerleme fırtınası altında felakete sürüklenen geçmişi durduracak, ondan bir şeyler koparacak kişi işte bu tarihsel maddecidir. O bilinçle tarihe bakar, sürüklenir. Ee, Tabi Benjamin de pozitivizme ve bu tarihsel ilerlemecilik fikrine ciddi anlamda eleştiri olduğunu bu anlamda e, efendim söyleyelim. Demek ki bu ilerlemeci sürüklenmeye karşı tarihsel maddeci ne yapıyor? Şimdiki zaman içinde özümsediği geçmişin izlerini özünü bulmaya çalışıyor ee, ve buna bu eleştirel bakışla e, bir şekilde geçmişin galipleri kadar geçmişteki sıradan adı sanı duyulmamış insanları da bunun içine katarak yapıyor ve dolayısıyla da bir konformizmden kurtularak şimdiki zamanı kurtarma ve bu anlamda da pozitivist düşünceden uzaklaşması gerekirdi. İşte burada teoloji ve o mesihçi dediği bakış açısı ya da yöntemi geçmişten o e, olanı alıp şimdiyi kurtarmasını sağlayacaktır diye düşünüyor Benjamin. Çünkü diyor Benjamin hep galip gelenler bugün hükmedenlerin altta kalanları çiğneyerek ilerlediği zafer alayında yerlerini alırlar. Her zamanki gibi ganimetlerle ganimetler de alayla birlikte taşınır. Kültürel zenginlik denir bunlara. Ki tarihsel maddeci işte bu ilerlemeyi bir norm olarak görürse bu galiplerin işine yarar diyor. O Bu konformist anlayıştan uzaklaşılması gerektiğini yani bu ilerlemeyi devamlı bir gelişmenin olduğu bu yıkıntıdan bir şeyler kurtarmak isteyen işte tarihsel maddeci bir paçavra toplayıcısı onun filanör dediği bir bakış açısı da vardır gibi davranabilir. Kültürün sürekliliğini oluşturan değerleri değil tüketilmiş bir kenara atılmış nesneleri kültürel atıkları tarihin döküntülerini toplar diyor. Amacı amacı ne? Tarihin imgesini tarihin en silik nesnelerinde artıklarında bulmaktır. Ve bu anlamda bir olgu ancak sonradan binlerce yıl uzağındaki olaylar aracılığıyla tarihsellik kazanır. Bundan yola çıkan tarihçi olaylar dizisini tesbih çeker gibi sıralamaktan vazgeçecektir. O tarihsel maddeci bu anlamda bir bilinçle bakar ki o mesiyanik işte zaman kırıntılarının uçuştuğu şimdi aslında o zaman şimdi de bizim bilincimizde yaşamaya devam ediyor diyor. Ki bireyin mutluluğu için kendi geçmişinin kefareti olabilecek fakat olmamış olanın tamamlanmasını içerir diyor. Yani... Bir geçmiş, bu geçmişteki bir bilinç var ve biz bu yaşananların e, kefareti olarak bugün onu tamamlayarak şimdiyi kurtarırız diyor. Kurtarılacak olan bakın şimdiki zamandır. Yani geçmişi e, bugün için nasıl kullanırızın bir açıklamasıdır aslında Benjamin'in yaptığı. Devrimin gerçekleşeceği an yani parçalanmış olan geçmişi, tarihi oluşumu yalnızca Mesih tamamlayabilir diyor. Ancak geçmiş ile şimdinin birleştiği aydınlanma anlarında bakın bir aydınlanma bekliyor bu anda. E, o bir anlık duraksamada Mesih'in bakış açısından ya da materyalist değişle devrimin bakış açısından diyalektik dönüştürücü bir görüntü ortaya çıkar. Ve şöyle der Benjamin: "Her çağda yapılması gereken geleneği onu alt etmek üzere olan konformizmin elinden ...bir kez daha kurtarmak için çaba harcamaktır. Yani bu Nietzsche'de de vardır. Ee, geleneğin dekadansa uğraması... ...ve insan hayatını gerçekten canlandıran... ...değerlerin içerisini hakikate bağlayan... ...ve insan hayatını bu anlamda... E, ...hakikatle, gerçekle, insani olanla yaşatan değerler... ...zaman içerisinde fersudeleşir. Ee, değer sistemini kaybetmeye başlar... ...ve işte bizim diyor... Maziye bakarak yapmamız gereken şey geleneği alt eden konformizmin üstüne çıkmaktır diyor. Burada bir e, bakış açısı var. Çünkü Mesih yalnız kurtarıcı olarak gelmez. Şeytanı alt eden sıfatını da taşır. Yani bu fersudeleşmeye yol açan kötü olan kısımla da kesimle de savaşır bu anlamda. Yani e, burada tabi Hitler'in Stalin'in olduğu e, ve Efendim, bir takım ideolojik çerçevelerin yozlaştırıldığı bu anlamda ideolojik birer gayya çukuruna dönüştürüldüğü bir çağda düşünüyor Benjamin. Geçmişteki umut kıvılcımını körükleyerek tutuşturma yeteneği yalnızca geçmişi özümsemiş tarihçi de bulunabilir. Bakın geçmişi özümsemiş tarihçi diyor. Düşman galip geldiğinde ölüler bile kendilerini bu düşmandan kurtaramayacaklardır diyor. Yani bizim tarihimizden örnek verecek olursak Orhun abdelerinde açı doyurup çıplağı giydirmek dediği bilinç bugün bizim şimdiki zamanımız olduğunda ve hareketimize dönüştüğünde biz geleneğin ideolojikleşmiş, söylemleşmiş, övgüleşmiş kısmını çıkartıp yeniden onu konformizmden kurtarıp e, söylemden eyleme geçirir ve hayat haline getiririz. Benjamin'in işte tam aradığı da bu. Ve Benjamin sosyal demokrasinin tedrisatını sınıfa hem nefreti hem de fedakarlık duygusunu unutturdu diye anlatır. Çünkü her iki duygu da köleleştirilmiş atalarımızın ingesiyle beslenir. Torunlarımızın kurtarılması idealiyle değil. Bakın burada Benjamin'in karşı durduğu en önemli şey konformizmdir ki bu Nietzsche'de de vardır geçmişin bilgisi bir statikonun e, efendim bilgisine dönüşüp bu anlamda uyuşturan e, bir bilgiye dönüşürse torunlarımızı kurtarmak değil ancak geçmişteki kölelik mirasını geleceğe aktarmakta kalırız diyor. Çünkü Benjamin'in geçmiş, gelenek, hafıza gibi temaları e, bu yüzden vurguladığını biz görüyoruz ki o 6. tezinde tarihsel özneye, tarihsel maddeciye biçilen geçmiş imgesini alıkoyma, geçmişteki o parlayan, o ideal e, demeyeyim ama insanı o konformizminden çıkartacak olan değer sistemini bu bağlamda kazanabileceğini söylüyor ki konformizm tehlikesi altındaki gelenek ile historisizm tehlikesi altındaki tarihi devrimle, mesyanik kesintiyle kurtarmaya çalışmaktadır diyerek bir bu anlamda giriş yapmış ve değerlendirmiş olabiliriz Anıl Bey. bu bu kadarla şimdilik yetinelim ama Benjamin'in zannediyorum tarihle, tarihe bakışla ne yapmak istediğini gelenek, konfor, konformizm, efendim mesyanik ya da teolojik bakışla ne amaçladığını zannediyorum bir nebze de olsa anlatmaya e, gayret ettik e, bu kadarla etinelim şimdilik e, bundan sonraki e, Efendim kayıtlarımızda benjamini e, biraz daha farklı yönleriyle anlatmaya devam edelim hocam ağzla sağlık Vallahi ben burada kaydım kaydın mısınız bilmiyorum e, Çünkü bu adamın bundan 60-70 yıl önce yaşadığı Evet dön, dünyada yani bugün 80 yıl önce, çok önce yani 80 bir adamdan bahsediyorum evet. E, ve o özellikle sloganla şeyi e, hani gerçeğe dönüştürmek, evet, kullanmak evet. arasındaki farkı bugün en büyük problemlerinden biri bu ülke bence yaşıyor. E, yani Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Bir, yani tarih üzerinden yapılan simülasyon ve insanların nesneleştirilmesine tarih bilgisiyle ve ingesiyle nesneleştirilmesine karşı bize bir yöntem ve konformizme karşı bir uyarı yapıyor aslında Benjamin. Evet, bu umarım. çok önemli ve kulak verilmesi gereken bir çağrıdır diye düşünüyorum. Ağzına hocam. Zaten şey bu arada kitabı göstermiştiniz. Evet. Yanlış bilmiyorsam sizin teziniz değil mi hocam? Evet. Bu Ankara Üniversitesi'nde Erdal Cengiz Hoca ile hazırladığımız yüksek lisans tezi. Tarih meleği nereye uçuyor diye de yayınlanmıştı. Frederick Nietzsche ile Walter Benjamin'in tarih anlayışları ve onların karşılaştırmalarını ele almıştık ki ben, Nietzsche'nin Benjamin'i pek çok kişiye olduğu gibi nasıl etkilediğini de bu anlamda metinler üzerinden göstermeye çalışmış idim. Eyvallah hocam. Ağzına sağlık kitabı zaten ben okumuştum. Eyvallah. Ama tekrardan Eyvallah. bir böyle hem gösterelim merak edenler varsa diye evet. bir şey yaptım. Bir de hocam şey çok enteresan. Çok uzatmayacağım da bir sonraki parça geçmeden önce. ya İkinci Dünya Savaşı milyon yani dünyayı etkiledi. Milyonlarca insanın evet. ölümüne sebep oldu. Ama yani normal insan yani bu tabii farkı yoktur. Bunu bu şekilde söylemiyorum ama şimdi düşününce Mark Bloch gibi bir tarihçi, evet. Stephen Zweig gibi bir edebiyatçı evet. ve Walter Benjamin gibi evet. bir bir felsefeci bir düşünür bu savaş yüzünden öldürülüyor, evet, ölüyor, evet. intihar etmek zorunda kalıyor. Hı -hı. Yani o kadar umutsuzlar ki bu adamlar evet. geleceği umut taşılamaya çalışıyor. Yani Mark Block öldürülüyor. Evet. Ama Zweig ve Walter Benjamin gibi geleceğe umut aşılayan bir şeyler anlatmaya çalışan insanlar, bir dünya yaratmaya çalışan insanlar umutsuzluğa kapılıp evet. düşüyor. İkinci Dünya savaşının da nasıl bir şey olduğunu bazı insanlar idrak edemiyorlar. Bence idrak anlamında da bu isimlerin evet. bu şekilde ölümleri bence çok önemli bir mesaj, önemli bir evet bilgi veriyor diye düşünüyorum. Çok böyle kondan ayrı olarak da aklıma geldi. Söylemek istedim. Kusuruma bakmayın. Evet, i̇nsanlığın ortası. tabi karanlık çağları var. Aydınlandığı zamanlar var. İnsanlar kimi zaman umutsuzluk içerisinde kalıyorlar. Kimi zaman bu umutsuzluğun aşılabileceğini yine geçmiş bize öğretiyor. En karanlığın bile bir ömrü olduğunu öğreniyoruz. Ama tabi Zweig olsun Benjamin olsun gerçekten o süreçte çok değerli bize edebiyat, felsefe üzerinden hakikaten bakış açıları bırakıyorlar. Geçmişi bu anlamda nasıl böyle zamanda kullanacağız, geleneğe nasıl sahip çıkmamız lazım, tarihin efsaneden gerçeğe dönüşmesinin yolu nedir, bu anlamda historisizm dediği ve konformizm tehlikesi altındaki geleneği kurtararak yeniden bir kimlik sahibi olmak konusunda Benjamin gerçekten dikkat çekici fikirleri olan ve üzerinde düşünülmesi gereken birisi diye değerlendiriyorum ben. Eyvallah hocam. Asıl sağlık tekrardan. O zaman bu ...birinci bölüm... Yani evet. ...12. bölüm birinci evet. kısmını e, bitirelim. Evet. İkinci kısımda... E, ...konuya daha böyle içine Biraz girelim. Biraz daha fikirlerini açıklayarak... ...Benjamin'in e, aydınlatmaya çalışalım İnşallah meseleyi. Hocam. Teşekkür ediyoruz. Faydalı olsun. E, biz teşekkür ederiz hocam. E, yayını kapatmadan önce artık normal... ...bizim şeyimiz oldu, bu alışkanlığımız oldu. Tekrardan hatırlatalım. Şu anda evet... ...bir normalleşme süreci başlatıldı. Yani. Ama e, ne yazık ki bu salgın... ...öyle tahmin edildiği kadar mantıksal anlamda... ...basit bir şey değil. Yani. Dünyada birçok yerde... Yeni mutasyonlar ortaya çıkıyor. Ölümler tekrardan artmaya evet, başlıyor. Evet. Bu yüzden de insanlarımıza e, nacizane tavsiyemiz zaten en baştan beri devam edilen maske, mesafe evet. ve e, temizlik, evet. hijyene dikkat etmelerin yanında gerekmedikçe hala daha dışarı çıkmamaları, gereksiz evet. şeye girme. Evet, e, bir yıldır, bir yıl oldu artık içerideyiz. Evet, Ama e, ne yazık ki... Ama birbirimizden de mesulüz ve e, kendi rahatımız için ya da bu anlamdaki alışkanlıklarımızı sürdürmemiz için yaptığımız her bencillik 80 milyonun hakkına bir girmek oluyor. Onu düşünerek kendimizi biraz daha sınırlamaya çalışmak zor bir dönem. Evet kabul ediyorum hepimiz için aynı şekilde ama biz 80 milyon birden çıkacağız çıkabilirsek hatta dünya olarak bu işten çıkacağız. O o bakımdan da birbirimizi düşünerek bu anlamda dikkat etmek, maske, mesafe, temizliği yine önemsemek çok mühim. Dilerim aşıyla birlikte de daha hızlı bir iyileşme, düzelme. Ülkemizde de aşılar üretildiğinde daha geniş çaplı, daha hızlı olacaktır pek çok şey. Umudundayız. Ama Benjamin'in de dediği gibi yani hani Türklerde bir atasözü vardır. Kara gün kararır kalmaz diye. Kararıp kalmayacaktır. İnşallah geçecektir diye temenni ediyoruz. Herkese sağlıklı günler temennimizle bu bölümü kapatıyoruz. Eyvallah hocam. Azla sağlık. Esen kalsın izleyicilerimiz. Esen kalın. Sağlıklı. İkisim, i̇kinci kısımda Walter Benjamin yürüyüşümüzde yolculuğumuzda görüşmek İnşallah. üzere. İnşallah. Hoşçakalın.